Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, hava buz gibi, tıkır tıkır her yer buz, buz olmuş. Şu anda sıfırın altında 3 derece soğukluk var dışarıda. Bu sabah yola çıktığımda sıfırın altında 6 dereceydi. Eksi 6 dereceydi. Çok soğuktu arkadaşlar. Kuru bir soğuk var. Belediyede buz tuttuğu için tabii tuz atmaya başlamış erkenden. Ama çok dikkat etmek lazım. Arabadan indik mi yürüyerek giderken çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çok buz var ve burada da sağ tarafta yayanın gittiği yere bakarsanız tabii arabaların gittiği yer gibi temiz değil. Tuz atmışlar, evet atmışlar ama tabii Allah'ın kuvvetine karşı gelemiyoruz, görüyorsunuz. Arkadaşlar, yapılacak bir şey yok. Böyle herkes de iş başında. Herkes ekmek peşinde arkadaşlar. İsviçre'de böyle, Avrupa'da böyle. Tabii ki buralara da zam geldi. Bazı arkadaşlar ekonomiyi soruyor. Zam geldi. %6 geldi diyorlar ama bana sorarsanız %8, %9 geldi. Ben şahsen öyle görüyorum. Hesabıma göre bazı şeyler aşırı pahalılaştı, bazı şeyler de ucuzladı. Bazı şeyler de ucuzladı. İşte aklımız ermiyor, neden bazı şeyler ucuzluyor, bazı şeyler pahalılaşıyor. Neden pahalılaşıyor arkadaşlar? Çin'den geliyordu, Tayvan'dan geliyordu. O import biraz yavaşladı. Hatta İsviçre şirketleri artık eskisi gibi güvenmiyor. Çin ile Tayvan ile bu ülkelere güvenmiyor ve kendileri üretmeye başladı bazı şeyleri. Bilhassa bilgisayar için çipler filan çok oradan geliyordu. Burada başladılar şimdi kendileri üretmeye. Onlar tabii ki pahalılaştı. Neden pahalılaştı? İsviçre'deki maaşlar yüksek olduğu için. Ve arkadaşlar, başka bir değişiklik yok. Hep aynı. Herkes ekmek peşinde, para biriktirmeye bakıyor. Herkesin tabii ona göre bir derdi var. Yok efendime söyleyeyim, bir daire almak ister, bir ev almak ister. Buranın girişini de değiştirmişler arkadaşlar. Burada size Migros'u göstereceğim. Ben şu anda Gosau'dayım. St. Gallen'in Gosau'ndayım. Bakın burada büyük bir Migros var. 2M oldu mu lokantalı falan oluyor. İçinde lokanta olmayanlarda bir tane M var, M var. Almanca'da M deniyor, Türkçe'de M deniyor. Burada sol tarafta Migros. Yani pek büyük değil burası. Ama Gosau için yeterli yani. Bu yeğeni burada, buradan sahaya git diyor. Neden? Bu da mı yeni oldu yani? Allah Allah. Yo, ben buradan ama hep geri dönüyordum. Bir bakalım şöyle ileri bir gidelim. Gosau'nun ara sokaklarını da görün arkadaşlar. Bakın kar yağdı. Fazla yağmadı. Gerçekten fazla yağmadı. Bizim buralara şöyle bir 5-10 santim yağdıysa bile o kadar yağdı. Ama tabii ki trafiği karıştırmak için yetiyor. Şu arabaların üstünde baktığınız zaman yani 5 santim bile yok bazı yerlerde. Yüksek yerlerde daha fazla var. Şimdi St. Gallen'e gitsek burada, orada rahat bir 10-15 santim vardır. Gelin şimdi beraber Gosau'nun içinden geçelim. Arkadaşlar, ekonomide kalmıştık. Evet, bizim şirket şimdi daha maaş üzerine bir konuşma yapmadı.
Herhalde Şubat, Mart ayında bütün işçilerle teker teker konuşurlar. Ondan sonra Anya'yı, Konya'yı anlarız bakalım. Geçen sene demişlerdi maaşlara güzel bir zam gelecek ama arkadaşlar ben artık kusura bakmasın kimse ama kolay kolay öyle inanmıyorum. İlk önce bana onu yazılı, imzalı, mühürlü versin. O zaman inanırım. Yani baya baya zam geldi. Aslında şöyle bir 200-300 frank zam vermeleri lazım. En azından 200 frank vermeleri lazım. Ama beni şaşırtmaz. 50 veya bir 100 frank zam verirlerse hiç şaşırtmaz beni. Çünkü alışmaya başladık. Burada da hep aynı dert, hep aynı konu. İsviçre'de yaşayanlar bilir. Biz burada Krankenkasse yani sağlık sigortamızı kendimiz ödüyoruz. Burada işveren ödemiyor onu, kendimiz ödüyoruz ve bu sene gene çok aşırı bir pahalılık geldi sigortalara. Bilhassa sağlık sigortasına. Bakalım Allah yardımcımız olsun ama ne olursa olsun halimize şükredelim. Yani beterin beteri var derler. Evet arkadaşlar burası Golsav'ın içi çok güzel şirin bir şehir. Bakın bana yorumlarda yazın. Nasıl hoşunuza gidiyor mu böyle yerler? Arkadaşlar böyle videolar bazen süper bakılıyor, tutuluyor, YouTube ileri atıyor. Bazen ne bileyim 5-600 tıklamada kalıyor. Ama sağlık olsun. Benim devamlı olan abonelerim var. Dünyanın her yerinden, Türkiye'den, bilhassa eskiden buralarda yaşamışlar. Buralarını özleyenler. Onlar da seyrediyor. Onların canı sağ olsun. Bütün dünyadan seyrediyorlar. Kanada'dan, ta Dubai'den seyreden var arkadaşlar. Dubai, Katar'dan seyreden var. Azerbaycan'dan çok seyreden var. Devamlı seyrediyor o arkadaşlar. Ben bunu tıklamalardan görüyorum, statistikten. Şimdi yavaş yavaş Golsav'ın dışına doğru çıkmaya başladık. İleride otoban gelecek ve şimdi sağ tarafta güzel bir alışveriş yerleri gelecek. Orası da çok seviliyor alışveriş yapmak için. Çeşitli türlü dükkanlar var. Oradan da bayağı alışveriş yapıyor insanlar tabii ki. Burada sol tarafta araba yıkama yerleri var. Ya şimdi şurada sağ tarafta benzin istasyonu gelecek. Ve arkasından da İsterseniz şöyle bir sahaya girelim, sizler de bir görmüş olursunuz. Aceleye şeytan karışır demişler zaten. Bakın burada KOP, KOP'un benzin istasyonu var. KOP nedir diye soruldu geçen seferde. Migros gibi bir şey arkadaşlar. KOP Migros gibi bir şey. Şimdi burada Subway var. Subway'i tanırsınız belki, sandviç filan yapıyor, satıyorlar. Şurada sağ tarafta bakın Subway. İleride Müller, Parfümeri, Drogeri, Multimedia. Burada büyük bir dükkan vardı, kapanmış. Ve onun arkasından Aldi geliyor. Aldi tabii ki süper satış yapıyor. Hanımcağıza yol verdik. Ne olmaz, ne olmaz. Evet arkadaşlar bugün işimiz zor. Yani benim işim zor. Buraya kadar seyrettiyseniz bugün saat 4. Akşam 4'te şirkette olmam lazım. Bir saat kursumuz var.
yeni bir program çıkmış saatleri işlemek için. Eski program öldü herhalde, onu kaldırıyorlar. Yeni bir program çıkmış. Onunla çalışmamız lazım. Onu gösterecekler bize, saat 4'te şirkette olmam lazım. Hatta ben 3.30 gibi şirkette olursam daha iyi. Çünkü arabada bazı malzemeler eksildi. Onları da yüklemem lazım şirketten. Büyük depo çünkü orada. Ve koşturmaya devam. Tabii bugün arkadaşlar saat 5'te kurs biterse, 5'i çeyrek geçe, 5.30'da yola çıkarsam Allah yardımcım olsun, 7.30-8 gibi akşam anca eve geleceğim. 8 gibi eve geleceğim. Yarın sabah 7'de gene bir randevu var. Yani 5'te kalkmam lazım. En geç 6'ya çeyrek kala falan yola çıkmam lazım. Programlar böyle. Yani görüyorsunuz, koşturmaya devam, durmak yok. Merak edenler var. İsviçre'deki hayat nasıl? İsviçre'deki hayat böyle arkadaşlar. İsviçre'de çalışmadın mı? Aç değilsin ama yani git başka yerde yaşa daha iyi. Evinden doğru dürüst çıkamazsın. Çünkü evinden dışarı çıktığın zaman, adım attığın zaman devamlı para lazım. Nereye gidersen git. Ya arabayla gideceksin, para lazım. Ya bisikletle gideceksin. Bisiklet de bedava değil. Efendime söyleyeyim. Bu havada zaten bisikletle nereye gidiyorsun? Otobüsle gitmen lazım. Otobüs de para. Bir yere girdiğin zaman, bir şey içtiğin zaman para. Hep masraf, masraf, masraf. Ama çalıştığın zaman birincisi gezmeye vaktin yok. İkincisi akşam oldu mu çalışmaktan yorgunsun, gezmek istemiyorsun, eve gidiyorsun, yemeğini yiyorsun, duşunu alıyorsun, televizyonu açıp televizyona bakıyorsun. İsviçre'deki hayat bu arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar, ben otobana çıktım. Benim müşterim Zürih'te. Ben şimdi Gosau St. Gallen tarafından Zürih'e doğru yol alıyorum. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir like verirseniz sevinirim. Abone olmadıysanız, abone olursanız daha çok sevinirim, gurur duyarım. Bana enerji vermiş olursunuz. Hepinize tekrar kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.